Selam arkadaşlar, ee, biliyorsunuz ki Türkiye'de hepiniz zaten benim gibi aynı durumdasınızdır, eminim. Çok mesajlar alıyorum, buradan cevap vermek istedim. Melek Hanım işte Hatay çok kötü, Melek Hanım işte şurası çok kötü, reyin kaldı, köylere erişemiyoruz, ulaşamıyoruz, inanın. 3-4 gündür bir lokma ekmek yiyemiyorum su içemiyorum o kadar kötüyüm ki herkes bu durumda olduğunu da biliyorum çok büyük bir acı Allah kimseye göstermesin ee, evlat acısı anne acısı kardeş acısı hepsi çok kötü hani derler ya şeyin sözün kelimenin bittiği yer yani hiçbir şey diyemiyorsun ve elinden bir şey gelmiyor. Şimdi biz gurbetteyiz burada üç gündür yardımlar topladık. Hepimiz elimizden gelen her şeyi yaptık tırlara yükledik. Allah herkesten razı olsun gerçekten o kadar çok yardım o kadar çok yardım geldi ki herkesten binlerce kez Teşekkür ederim burada duyarlıları duyarlılıkları için konuşamıyorum da artık yani. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum var. Bunların hepsi sınav. Yani daha önceden keşke tedbir alınsaydı. Keşkiden zaten fay hattının nerelerden geçildiğini biliniyor. Oralara sağlam inşaatlar edilseydi. Bunlar yaşanmasaydı en azından bakın buradan sesleniyorum. Şimdi mesela bir sürü deprem riski olan yerler var. Yani belediyeler, insanlar dikkat etsin. Bakın canlarım buradan duyarıyor, uyarıyorum sizi. Deprem çantası hazırlayın. Çocuklarınızın boynuna birer düdük takın. Böyle Ulaşabilmeniz için anlatabildim mi yani bunların önlemini ne olursanız alın ki canımız yanmasın canlarınız yanmasın artık ben İzmir'deki depremde oradaydım İzmir'deydim ee, duvarlar yarılmıştı yani bütün mutfak dolapları filan düşmüştü biliyorsunuz o kadar büyük şeydi. Ben dışarıdaydım Allah'tan yanıma çanak anten düştü. Yani az iki santim dursam kafama düşecekti. Yani işte yani de yemek yiyecek ekmeği varsa Rabbim koruyor. Ama ben o çoluk çocuk bebekleri içim böyle içim acıyor. Hepsini böyle gidip alıp bağrıma basasım var. Sizler de öylesinizdir. Ama elimizden ne geliyorsa artık sizlere de buradan sesleniyorum. Yapalım ama yani kitle elin kolun bağlı ki bir şey yapamıyorsun yani. Sence onların acılarını ortak oluyorsun, ağlıyorsun, işte üzülüyorsun, dua ediyorsun. Dua etmekten başka hiçbir şey elinizden gelmiyor. Hepiniz öylesiniz. Yani burada inanın görüyorsunuz işte ne para ne pul ne bir şey hiçbir şey işlemiyor. Onu da farkındayız. O kadar yardım ediyorlar o kadar e, yardımlar gidiyor diyor. insanlar diyor buraya gelmedi bize kimse erişmedi diyor. Götürseler de yardımları yollarda e, yağmalıyorlarmış. Yani bir sürü bunlar neden kaynaklanıyor düzen yok arkadaşlar düzen. Yani bir şeyi organize eden yok. O oradan bu oradan halkımız panik halinde. Serin düşünemiyorlar. Yani tabii ki düşünemezsin ama orayı organize edecek kişiler lazım. İşte burada çadırlar, burada yiyecekler, burada cenazeler, burada aileler, çadırlar hepsini organize edecek kişiler lazım. Organize edecek kişiler olmadığı sürece toparlanamıyoruz. Toparlanamayız da zaten. Durum bundan ibaret. Sadece konuşup içimi dökmek istedim. Çok çok mesaj alıyorum. Aldığım mesajlardan da hepsine dönüş yapıyorum, cevap veriyorum ama inanın e, yani hiçbir şey diyemiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani elimiz kolumuz yetmiyor işte, yetmiyor yani şey gibi böyle kıyametin koptuğu zaman gibi oldu. Değil küçük kıyamet gibi oldu. Zaten ben bir haftadır çok sıkıntıdaydım. Kızıma da diyordum bir şey olacak bir şey olacak bir şey olacak. Ben çok rüya görmem. Gördüğüm rüyalar da zaten e, haberci rüyalar olur. Ben kendi oğlum biliyorsunuz engelli. Onun bile karnımda benim bilinememişti e, engelli olduğunu. Onu bile ne ben rüyamda görmüştüm. Aynı bu şekil öyle rüyalar gördüm ki ben dedim ondan veremedim hiçbirine. Ama demek ki buna alel etmiş diye yoruyorum. İnşallah her şey toparlanır. İnşallah her şey çok güzel olur diyorum. Hepinize sabır diliyorum. Yani sözüm bittiği yer arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere diyorum hepinize. Öpüyorum. Çiz.